Herkese merhaba, ben Aynur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi evinizde kolaylıkla ahşaptan nasıl servis tabağı veyahut da mumlarınızı koyabileceğiniz deko tabakları hazırlayabilirsiniz onu göstermek istiyorum. Bu tahtaları eşim benim için kesmişti. Böyle şeylere çok meram olduğu için hemen kocaman bir torba tahtayla geldi eve. Ahşap tahtayla. Bunları önce güzelce kuruttum. Çok güneşin altında kalmamaları lazım. Yoksa çatlıyorlar. Güzel zımparaladıktan sonra bir fırçayla üzerindeki tozları temizledim. Bu işlemi bir mutfak kağıdıyla da yapabilirsiniz. Benim ahşaplarım boy boy ve değişik genişlikteydi. Ahşaplarımın hepsi ağacın tipi ve zımparalama şekline göre değişik görünüyor. Bu da benim tabii ki çok hoşuma gidiyor. Şimdi ahşaplarımın hepsini güzelce yağlıyorum. Ben bu ahşapları videolarımda resim çekerken kullandığım için üzerine pastalarımı koyuyorum. Yani yiyecek eşyalarımı koyduğum için de İçerisinde kimyasal madde bulunmayan, yiyecek eşyalarımı gönül rahatlığıyla koyabileceğim bir yağla yağlıyorum. Bu yağı her yerde bulabilirsiniz. Ben Bauhaus'tan almıştım. Yağlama işlemini bir mutfak kağıdı veyahut da mutfak beziyle de yapabilirsiniz. Yağlamaya başladığınızda zaten ahşapların rengi değişiyor. Bazılarını ben böyle doğal bıraktım. Arzu eden gıda boyalarıyla da üzerine güzel çiçekler veyahut da değişik motifler de yapabilir. Bu ahşaplardan çok güzel söz veyahut da nişan tepsileri de hazırlayabilirsiniz. Hepsini yağladıktan sonra 24 saat kurumaya bırakıyorum ve kuruduktan sonra yağlama işlemini tekrarlıyorum ve tekrar 24 saat kurutuyorum. Bu küçük ahşaplarımı da özellikle bardak altlı olarak kullanıyorum ve hiç yağlamıyorum. Böyle çok hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi bir mutfak beziyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Size başta da demiştim, eğer ahşaplarınızı çok güneşin altında tutarsanız çatlarlar diye. Bu bir tanesi çatlamıştı ama bu şekilde benim çok hoşuma gidiyor. Bunu hiç yağlamadan bu halde pastalarımı üzerine koyup resim çekmek için kullanmak istiyorum. Ama siz bunların üzerine güzel mumlarınızı koyabilirsiniz. Veyahut da güzel ışıklandırmayla evinizin köşesinde loş bir hava yaratabilirsiniz. Şimdi size ahşabımın yağlanmış tarafını ve doğal bıraktığım tarafını göstermek istiyorum. Aradaki farkı görebilirsiniz diye. Ve bu şekilde benim çok hoşuma gidiyor. Bir tarafını yağladım, bir tarafını sadece bu şekil bıraktım. Ve aradaki farkı görüyorsunuz. Yağladıkça da rengi daha da koyulaşıyor. Şimdi size bu ahşaplarla evinizde ufak tefek dekorasyon fikirleri göstermek istiyorum. Benden bugünlük de bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.